Şahıslar adına ikinci söz Konya Milletvekilimiz Sayın Fahrettin Yokuş'a aittir. Süremiz 5 dakika Sayın Yokuş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Bir kez daha Doğu Türkistan'da kan ağlayan milyonlarca Türk'ün ızdırabını vicdanlarınıza ses olarak getirmeye çalışıyorum. İnsan Hakları İzleme Kurulu oradaki durumun çok ağır olduğunu, sistematik bir şekilde zulüm yapıldığını ilan ediyor. 15 Avrupa ülkesi açıklamalar yayınlıyor ama Türkiye'den tık yok. Aynı şekilde 11 Uygur Türk'ü İstanbul'da aylardır cezaevinde sürünüyor. Irak aydın, İranlı aydın Cevat Beyli Van'da sürgün yaşarken Adana'ya gönderiliyor. Ama ülkemizi yönetenler bunların Müslüman, insan ve Türk olduklarından haberi yok herhalde. Ve müjdeli haber geliyor. Efendim, Çin'le 3.6 milyar dolarlık anlaşma yapmışız. Ne güzel kredi almışız. O zaman Çin'in zulmüne sessiz kalmak lazım. Bak, İran'la da bak görüşmeler yapıyoruz. Misafir ediyoruz. Canım, İran'a da söz söylenir mi? Ama Suriyeliler bu ülkeye transit girip çıkıyor. Kardeşim, insansa Doğu Türkistanlı da insan. İnsansa İranlı da insan. Müslümansa bunlar da Müslüman. Artı Türk. Ve şunu söylüyorum size. Bu ülkede her Türk'ün, her Türk soylunun hakkı vardır, hukuku vardır. Burası ana vatanıdır. Siz onları tutsak yapamazsınız. Bir an önce serbest bırakın, biraz önce alın, ülkemizde huzur içinde yaşasınlar. Değerli milletvekilleri, Konya, Mevlana şehri, hoşgörü şehri, kaybolan 7,5 milyon liralık üst geçitin olduğu şehir. Konya Belediyesi bir köprü yapıyor, üst geçit. 7,5 milyon lira harcıyor, sonra kayboluyor. Allah Allah. İnler mi çaldı, Çinler mi, cinler mi götürdü belli değil. Ama gitmiş. Ancak bir gerçek var. Sayıştay raporu. Konya Belediyesi. Bir, belediyenin şirketleri sermaye tutarı ile mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı uyuşmamaktadır. İki, hurdaya ayrılan varlıklardan elden çıkarılmış olanların muhasebe kayıtlarında yer almaya devam etmesi diyor. Üç, İller Bankası sermaye tutarı ile mali kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının uyuşmaması. Dört, sermaye taahhütleri hesabının gerçekleri yansıtmaması. Beş, tahsil edilen taşınmazların muhasebe kayıtlarına alınmaması. Yani yolsuzluklar sıra sıra diz boyu burada sayılıyor. Ama ses yok. Niye ses yok? Ses verecek yiğit yok. Onun için biz seslendirmeye devam edeceğiz. Değerli milletvekilleri, TürkSat diye bir kuruluşumuz var. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı diyor ki, Türk parasını koruma kanunu düzenleyerek artık dövizle işimiz yok diyor. Ama bu TürkSat hala dövizle maalesef televizyonlara, yerel televizyonlardan para alıyor. Hala 5.25 Türk lirası üzerinden, döviz kuru üzerinden para alıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatına rağmen onu dinleyen yok. Acaba dinleyen yok mu? Yoksa bile bile lades mi ediliyor? Bugün yerel televizyonların büyük bölümü kapanmayla yüz yüze. Bir kısmı kapandı.
Yerel televizyonlar, dernek yöneticileri bana bildirdiler. Allah aşkına bir söyle ya. Biz AK Parti vekillerine söyledik. Vallahi bir şey yapmıyorlar. Belki sen söylersen, Sayın Cumhurbaşkanı duyar, talimatına kim uymuyor diye birinden hesap sorar diye bu notu bana verdiler. Aslında ben bu kürsüye memurların sorunlarını anlatmaya gelmiştim Sayın Başkan. Üç konuyu söyledim, bitti. Bir dakika daha vereyim, siz de toparlayın. Kalsın, bir dakika erken gitsinler. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.